Merhabalar bu videoda şehirler arası seyahat izni başvurusunu e-devletten nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bilgisayardan veya cep telefonunuzdan yapabilirsiniz. Öncelikle e-devlete giriş yapıyoruz. Beni izledikten sonra videonun altındaki açıklama kısmındaki adrese tıklayıp e-devlet giriş sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi yazıyoruz öncelikle. Ardından giriş yapa basıyoruz. Ardından karşınıza gelen arama kutucuğun içerisine Seyahat yazıyorsunuz ve burada e başvuru İçişleri Bakanlığı diye bir seçenek çıkacak. Bunun üzerine tıklıyoruz. İçişleri Bakanlığı e başvuru sayfasını açıyoruz. Bu sayfayı açtığımızda yeni başvuru diye bir düğme var. Buna basıyorsunuz. Sonraki sayfada başvuru türü diyor. Buradan seyahat izin işlemlerini seçiyoruz. Ardından belge türü diyor. Burada size uygun olanı seçin. Yaşınıza ve seyahat tipinize göre seçiyorsunuz. Örneğin ben 65 yaş altı özel araç seyahat için olan seçeneği seçiyorum. Siz de kendi durumunuza göre doğru seçeneği seçiyorsunuz. Ardından bulunduğunuz ili seçiyorsunuz. Ve devam ete basıyoruz. Şimdi aşağı inelim. Ardından açılacak sayfadaki bilgileri doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Önce iletişim adresi diyor. Burası karşınıza dolu olarak da gelebilir ikamet adresiniz. Eğer gelmezse iletişim adresinizi, ikamet adresinizi buraya yazıyorsunuz öncelikle. Ardından aşağıya indiğinizde e-posta adresi ve cep telefonu var. Bunlar bende dolu olarak geldi. Benim bilgilerim çıktı. Bunları kontrol edin. Doğru değilse iletişim seçeneklerine tıklayıp değiştirebilirsiniz. Başvurulacak taşra teşkilatı. Burada yaptığımız aslında ilçeyi seçmek. İlçeyi seçtim. Konu kısmına niçin seyahat izni almak için başvurduğunuzu yazıyorsunuz. Bunu kendi durumunuza göre doldurabilirsiniz. Ardından standart başvuru metni diye bir bölüm var. Bakın burada bazı bilgileri zaten doldurmuş. Siz sadece karşılık gelen şeyleri yazacaksınız. Örneğin doğum tarihiniz demiş. Buraya yazıyorsunuz. Gideceği yerdeki hane halkından en az birinin TC kimlik, ad, soyad ve cep telefonu. Bu da gayet açık. Bu bilgileri de dolduruyorsunuz. Ardından eğer yanınızda seyahat edecek birileri varsa onun bilgilerini de aşağıya TC kimlik numarası, doğum tarihi ve isimleri dolduruyorsunuz. Şimdi ben bunları ekliyorum. Sonra sayfayı yine aşağıya kaydıralım. Başvuru belgeniz diyor. Burası da zorunlu. Örneğin ölüm belgesi, sağlık raporu gibi seyahatinizin gerektiren durumla ilgili belgenizi buraya yüklüyorsunuz. Bilgisayarınıza veya telefonunuza daha önce fotoğraf olarak ya da PDF olarak almışsanız veya bir belge olarak buraya yükleyebilirsiniz. Dosya ekleyene tıklayalım. Şu an yüklüyor. Evet yükledi. Ben belgemi yükledim. Aşağıya iniyorum. Ek belge demiş. Burası zorunlu değil. Fazladan bir belge varsa buraya ekleyebilirsiniz. Şu an bulunduğunuz adres diyor. Buraya açık bir şekilde adresinizi yazın. Ve daha sonra gidilecek adresi de açık bir şekilde yazmalısınız. Burayı da ben giriyorum. Ardından aşağıya inin. Seyahat gerekçesi diyor. Burada size uygun olan seçeneği seçiyorsunuz. Bakın bu bilgilerin doğruluğu önemli. Gidiş tarihinizi, seyahat tarihinizi seçiyorsunuz. Ve son adıma geldik. Başvuru onayının altındaki kutucuğa evet şeklinde yazıyoruz. Ve şu önemli hatırlatmayı da yapayım. Siz burada başvuru yapıyorsunuz. %100 size seyahat izni çıkacağı kesin değil. Ama ne kadar doğru bilgi girerseniz ve gerekli belgeleri, uygun belgeleri sağlarsanız mevzuata göre çıkma olasılığı artıyor. Başvura basıyoruz. Ve karşınıza bu şekilde başvuru numarası ile birlikte kuruma başarıyla iletildi mesajı çıkacak. Takip etmek için de bakın burada başvuru listesi diye bir buton var. Buna basıyorsunuz. Burada son yaptığım başvuruyu görüyorum. Siz de göreceksiniz başvuru durumu bölümünde işleme alındı yazıyor. Bunun sonuçlanmasını bekliyorsunuz. Onay veya red olarak buraya sonuç gelecek. Belgeye ulaşabileceksiniz. Umarım video işinize yarar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.